Bu filmde Oktay Sinanoğlu senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Oktay Sinanoğlu. Türkçe aşığım. Dünyanın en genç profesörü unvanına sahibim. 1935 yılında İtalya'nın Bari şehrinde doğdum. Babam Başkonsolos Nüket Haşim Bey. Annem gazeteci yazar Rüveyda Hanım'dır. Başarılarımı, aklımı ve gönlümü birlikte kullanmaya borçluyum. Bence paylaştıkça çoğalan tek şey bilgidir. Çocukluğumun bir kısmı İstanbul'da geçti. Taksim'de Güzel İzmir apartmanında oturuyorduk. Karşımızda ahşap model uçak malzemesi satan bir kırtasiye vardı. Ben üçüncü kattaki penceremizden vitrindeki ahşaptan yapılmış uçak ve vapurlara bakardım. Kırtasiyeye gelenler 20'li yaşlarında koca koca abiler ve ablalardı. Model uçakları okullarındaki projeler için alıyor olmalıydılar. Bir gün yine penceremizden kırtasiye vitrinini izlerken annem, "Sana da bir uçak maketi alalım mı? Yapar mısın?" dedi. O an sevinçten havalara uçtum. Böylece ilk maket uçağımı annemle birlikte yapmaya başladık. Önce parçaları tek tek kesiyor, çizimlere göre de annemle yapıştırıyorduk. Üçüncü uçağı kendim yapmaya karar verdim. Saatlerce uğraştım ve en ince ayrıntısına kadar düşündüm. Sabah okula gidiyor, öğleden sonra uçak yapmaya devam ediyordum. Uçağı 4 günde bitirdim. Maketim muhteşem olmuştu, gerçek bir uçağa benziyordu. İlkokulda en büyük hobim uçak yapmak ve kitap okumaktı. Bir taraftan model uçak yapıyor, bir taraftan ne bulursam okuyordum. Annemin işleri dolayısıyla Ankara'ya taşındık. TED Yenişehir Lisesi'ne başladım. Bilime olan ilgim gün geçtikçe pekişiyordu. Evimizi adeta laboratuvara çevirmiştim. Yaptığım deneylerde annem ve babam en büyük destekçimdi. İlk deneylerim tüm apartmanda heyecan uyandırdı. Evdeki ufak tefek patlamalar bir süre sonra komşularca normal görülmeye başlanmıştı. Deneylerle dolu günlerin arasında liseyi birincilikle bitirdim. Artık yurt dışına gönderilmek üzere seçilen öğrencilerden biriydim. Ancak bu durumdan hiç memnun değildim. Daha o yaşta içimde müthiş bir vatan ve millet sevdası vardı. Amerika'ya gitmek istemiyordum. Fakat öğretmenimin şu sözü fikrimi değiştirdi. "Sen oraya git. Kendini ve bizi en iyi şekilde temsil et. Dönüşte istediğini yaparsın." Bir gün geri dönecek ve öğrendiklerimle çok sevdiğim vatanımda güzel işler yapacaktım. Bu hayalimden asla vazgeçmedim. Hocamın söylediği aklıma yatmıştı. Fakat dönüşüm 20 yılı bulacaktı. Okulum beni tam burslu olarak Amerika'ya kimya mühendisliği okumaya gönderdi. Öğretmenlerime bir gurur daha yaşattım ve Kaliforniya Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünü de birincilikle bitirdim. Eğitimi 2 yıl olan bilim ve teknoloji okulunu 8 ayda bitirerek yüksek mühendis oldum ve Alfred Sloan ödülünü aldım. Hayatım boyunca bilimin peşinden koştum. Biliyordum ki iyi işle oyalanmayanı kötü işler oyalardı. 22 yaşımdayken okuduğum üniversitede ders vermeye başladım. 26 yaşımdayken daha çözülememiş bir matematik kuramını çözerek profesör unvanını aldım. Tarihte bu unvanı kazanan en genç insanlardan birisiyim. Harvard Üniversitesi'nde kimya dersi vermeye başladım. 32 yaşımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk ve tek olmak üzere tarafıma danışman profesör unvanını verdi. Tüm bunlar olurken günde 18 saat çalışıyordum. Sizlere de tavsiyem düzenli ve planlı bir şekilde çalışmanızdır. Yale Üniversitesi'nde ikinci bir kürsüye daha profesör olarak atandım. İnsanlığa kimya bilimiyle birlikte biyoloji biliminde de katkı sunacaktım. Türkiye Büyük Millet Meclisi önce bir yasa çıkararak tarafıma Cumhuriyet Profesörü unvanını takdim etti. 37 yaşımda Almanya Bilim Ödülünü, 39 yaşında Japonya Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülünü kazandım. Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak gönderildim. Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerini geliştirdim. Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesi oldum. Meksika Cumhuriyeti Yüksek Bilim Ödülünü aldım. 2 farklı ülkeden Nobel Bilim Ödülüne de aday gösterildim. Dünyada yeni kurulmaya başlanan moleküler biyoloji dalının ilk profesörlerinden biri oldum. DNA'nın nerede ve nasıl durduğuna açıklama getirdim. Dünyanın pek çok yerinde buluşlar ve kuramlarla ilgili konferanslar verdim. Konferans verecek seviyede 5 dil biliyorum. Bunu tabii ki iyi öğrendiğim Türkçeme borçluyum. Yabancı dil öğrenmenin yolu önce kendi dilini öğrenmekten geçer. Çalışmalarımı kimya biliminin basit bir şekilde öğretilmesine yönelik projeler üzerinde yoğunlaştırdım.
1993 yılında Türkiye'ye dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kimya bölümünde profesörlüğe başladım. 2002 yılında bu görevimden emekliye ayrıldım. Bu tarihten sonra kendimi Türkçe'ye adadım. 5 dil bilen bir bilim insanı olarak diyorum ki, Türkçe en iyi bilim dilidir. Yaşamım boyunca bilime pek çok katkım oldu. Bilim insanlarının üzerinde uğraştığı ancak çözemediği birçok kimya, fizik ve biyoloji problemlerini çözdüm. Hayatımı Türkçe'ye ve bilime adadım. Sevgili çocuklar, siz büyük Türkiye'nin geleceğisiniz. Kendinizle birlikte ülkemiz ve insanlık için yüksek hedefler seçin. Ve o hedefler için çok çalışın. Unutmayın, iyi işler yapan insanlar yıllar sonra bile iyi anılmaya devam ederler. En güzel yarınlar sizlerin olsun.